بسم الله الرحمن الرحيم أم برجلم آ ميركات السنة وترياق مرازل بدعاء بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم عنتم حريص عليكم بالمؤمنين راوف رَحِيمٌ شو آياتين برنجي مكامه السنة İkinci makamı Mirkat-ı Sünnettir. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ Bu iki ayet-i azimenin yüzer nüktesinden on bir nüktesi icmalen beyan edilecek. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ferman etmiş. Men temesseke bi sünneti inde fesadi ümmeti felehu ecru mi'eti şehid. Yani fesad ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Evet, sünnet-i seniyyeye ittiba mutlaka gayet kıymetlidir. Hususan bid'aların istilası zamanında sünnet-i seniyeye ittiba etmek daha ziyade kıymetlidir. Hususan fesad-ı ümmet zamanında sünnet-i seniyenin küçük bir adabına müraat etmek ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzur ilahi hatırasına inkılab eder. Hatta en küçük bir muamelede, hatta yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seniyyeyi müraat ettiği dakikada o adi muamele ve o fıtri amel, sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Çünkü o adi hareketiyle Resul-i Ekrem aleyhisselatu vesselama ittibaını düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder. Ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan, Şarîi hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur. Bir nevi huzur ve ibadet kazanır. İşte bu sırra binaen, sünnet-i seniyyeye kendine adet eden, adatını ibadete çevirir, bütün ömrünü semeredar ve sevaptar yapabilir. İkinci nükte, i̇mam Rabbani ahmed Faruki radıyallahu anh demiş ki, Ben seyri de kat-ı meratip ederken, tabakat-ı evliya içinde en parlak, en haşmetli, en letafetli, en emniyetli, sünnet-i seniyyeye esası esas -ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hatta o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakatın has velilerinden daha muhteşem görünüyordu. Evet, Elf-i Elfisani, İmam-ı Rabbani radıyallahu anh hak söylüyor. Sünnet-i Seniyye'yi esas tutan, Habibullah'ın zilli altında makamı mahbubiyete mazhardır. Üçüncü nükte, bu fakir Said eski Said'den çıkmaya çalıştığı bir zamanda rehbersizlikten ve nefsi emmarenin gururundan gayet müthiş ve manevi bir fırtına içinde akıl ve kalbim hakaik içerisinde yuvarlandılar. Kah Süreyya'dan Seraya, kah Seradan Süreyya'ya kadar bir sukut ve suud içinde çalkalanıyorlardı. İşte o zaman müşahede ettim ki sünnet-i seniyenin meseleleri hatta küçük adapları gemilerde hattı hareketi gösteren kıble nameli birer pusula gibi hadsiz zararlı zulümatlı yollar içinde birer düğme hükmünde görüyordum. Hem o seyahat-ı ruhiyede çok tazyikat altında gayet ağır yükler yüklenmiş bir vaziyette kendimi gördüğüm zamanda, sünnet-i seniyenin o vaziyete temas eden meselelerine ittiba ettikçe, benim bütün ağırlıklarımı alıyor gibi bir hiffet buluyordum. Bir teslimiyetle tereddütlerden ve vesveselerden, yani acaba böyle hareket hak mıdır, maslahat mıdır diye endişelerden kurtuluyordum. Ne vakit elimi çektiysem bakıyordum. Tazyikat çok. Nereye gittikleri anlaşılmayan çok yollar var. Yük ağır, ben de gayet acizim. Nazarım da kısa, yol da zulümatlı. Ne vakit sünnete yapışsam, yol aydınlaşıyor.'' selametli yol görünüyor. Yük hafifleşiyor, tazikat kalkıyor gibi bir halet hissediyordum. İşte o zamanlarımda İmam-ı Rabbani'nin hükmünü bilmüşahede tasdik ettim.''